Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda Rastgele Ali Birerdinç programına hoş geldiniz. Efendim bugün Trakya'nın en güzel ilçelerinden, güzel Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin köylerinden birinde domuz avı yapacağız. Yanımda bizi buraya davet eden Malkara Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Sadık Akçay Başkan var. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Başkanım, bizi davet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Değerli Ali arkadaşım, bugün Malkara, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesinin Elmalı köyündeyiz. Burası Koru Dağı'nın son noktası. Saroz'u Şarköy'e bağlayan kesim. Çiftçilerimizin tarım ürünlerine zarar veren yaban domuzlarla ilgili mücadele, Ziraat Odası Başkanlığı ve diğer Malkara Oda Başkanları ve diğer oda başkanlarıyla birlikte bugün süre kavu düzenledik. Bu muhitte avlanacağız. Biraz sonra diğer başka arkadaşlar da bize katılım yapacaklar. Yarın da Sarı Polat köyünde tekrar ikinci bir avımız var. Katılan arkadaşlara başarılar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sürekli dersek belki bir karışıklık olur. Domuz avı yapacağız diyelim. Ben hemen İstanbul'dan kimle geldik? Başkanım Cemil Seçkin. Arkada gördüğünüz gibi Doktor Derya ve kameranın arkasında İsmail Cem Odabaşı var. Hemen Cemil Başkan'a soruyorum. Abi işte başkanın davetlisi olarak geldik. Başkan 7 senedir falan bu bölgede avlanılmadığını söyledi. Yani ciddi bir popülasyondan bahsetti. İnşallah dediği gibi çıkar. Güzel bir av yaparız. Kazası belasız. Herkese rastgele. Peki. Arkadaşlar, kalabalığız. Hepinizi tek tek tanıtamıyorum ama ekranda hepiniz gözükeceksiniz. Ondan emin olun. Yalnız avda çok dikkat etmek gerekiyor. Domuz avı biliyorsunuz. Bir önceki programda arkadaşlardan birinin yaptığı atışta kurşun hemen üzerimizden geçti. Tek kurşun çok tehlikeli. Mümkün mertebe turuncu, işte böyle kırmızı renkli şeyler giymekte fayda var avda gözükebilmek için. Bir de başkan da hatırlatıyor, 9'lu da kesinlikle kullanmayalım. Herkes birbirini korusun. Rastgele bakalım. Bakalım ne olacak? Sağlam taşım. Tamam. Anladım. Domuz avcısıyım ben. Ah, gel. Şeyler, bana haber verin. Durduracağım ben köpeği. Sevgili izleyiciler, domuzlar köpeklerin önünde. Arkadaşlar anons ettiler. Siz de duyun diye açtım. Şimdi kapıyorum telsizi, kulaklığa geçeceğiz.
gidiyor. Köpeğin peşine gidiyor. Terse gitti köpek. Köpeğe çevirecek. Adam da aldı yanına. Evet. O adamı da aldı yanına. Ya buradan ben yetkililere bu avbisle ilgili yani seslenmek istiyorum. Ya umarım dikkate alırlar da. Şimdi şöyle, bizim bu meralar çok birbirine girift. Hangi sınırı nerede başlayıp hangi sınırı nerede bittiğini kimse bilmiyor. Hiçbir avcı bilmiyor. Bizim yetkililerden veya bakanlıktan veya MAK'tan istirhamım şu. Bunları bize koordinatları, akıllı telefonları bunları koordinatları yüklerseler biz en azından merada yani kendi yerimizi aplike edebiliriz. Yani şey telefona bakarak. İşte hem sınır ilerlemi önlemiş oluruz hem de yani yasal avcılık yapmış oluruz. Bir de 1 kilometre bir güvenlik şeridi oluşturmaları lazım bana göre. Tabii ben sınırı bildim. Domuz nasıl bilecek? Şey köpek nasıl bilecek? Ben domuzu vurdum. Köpek domuz gitti 500 metre ileride yaralı düştü. Nasıl olacak? Sonuç itibariyle ben tekrar oraya gideceğim ama ben bunu yasal olarak yapmak istiyorum yani. Çok zor bir şey de değil. Umarım dikkate alınır. Yani bu sadece benim değil, Türkiye'deki bütün avcıların ortak sorunu avbis olan bölgelerde. Köpekleri tuttun mu sen Sadık abi? Oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. Buralar dere. Burada burada. Domuzun sesini duydum ya. Şuradaydı hemen. Geldi diye işaret ettim mi? Zaten duruyor kendini ama yakalıyor köpekler. Bırakın. Sevgili izleyiciler, köpekler bir sürüyü takip ediyordu. Biz de arkadaşın arabasıyla o sürüyü takip etmeye başladık. Ama köpekler ufak bir domuzu yakaladılar. Diğerlerini bilmiyoruz nerede. Şimdi takip etmeye çalışacağız. Devam ediyor av. Ama bir bağ daha yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Yola geçelim. Yine oradan geçecek oynuyorsun. Şuraya çıkıyordu. Çıtırdısını duydum. Düzelttim tüfe. İçeri girdik. Kaldı mı? He? Ne zaman geldi arkadan geçti be? Ulan ne ara geldi be? Düştü mü? Dur park et. Düştü. O da mı ufak bir şey? Bunun izine geldi. Aynen olmuş be. Evet, ufak bir domuz geldi. O çatırda uyudu. Ama işte avda belli olmuyor. Yedili sürünün herhalde dağılanları bunlar. İki tane ufak vuruldu ama yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Biz büyük geliyor sanıyorduk. Köpekler geldi ama yokmuş. Hadi bakalım, devam edelim. Başka köpekler mi alınacak? Köpekler gidiyor ya. Evet, sola doğru gidiyor. Muhtemelen izi takip ediyorlar. Evet.
çatırdısını duyuyoruz ama parmağının sıkından gidiyor domuz. Göremiyoruz. Kapallanalım. Bence de. Ondan sonra şey yapalım. O muhtarın dediği hiç şey girmedi dedi ya. Oraya gidelim. Yani orada biz senin arabayla GPS'e takibe geçelim. Yani beklemede de çocuklar kalsın. Yani biraz köpekler de dinlenmiş olsun bir yarım saat, bir saat. Toplayabileceğiz mi köpekleri? Evet. Peşine gidiyorlardı mı? Gidiyorlar da gidiyorlar. Zor toplayacağız ya. Yoldan atlarken tutacağız bizdeyken. Hep bir adım önde bizden. Sesimiz duyduğu gibi geri dönüyor. Bir de bu aynı aile. Sabahki aile. Tamam. Bu iki putin ya anası ya babası. Hı hı. Dolaştıran domuz. Mera'yı biliyor çünkü. Aynı yeri dolaşıyor. Orada çatırtısını duydum. O ufak domuz değil. Belli ki ana. Ya da baba neyse. Karşıdan baktığımızda çat 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 etti ya. Sen de bir düzelttin tüfeğe. Öyle yapacağız abi. Hadi. Evet, hadi bismillah. Sevgili izleyiciler. Genç bir domuz. Köpekleri gezdirdi. Bizi gezdirdi. Bu şeride aşağı yukarı indik çıktık. İndik çıktık. Şimdi... Biz aşağı inene kadar geçti yolu, atladı. Şimdi köpekleri yakalamaya çalışacağız. Başka bir yere gitmemiz lazım. Bu iki köpek de sabahtan beri kovalıyor. Millet de bizi bekliyor yukarıda. Gene de ben şöyle bir... Geldi geldi sağda. Öbürü de burada. Sevgili izleyiciler, saat 3'ü çeyrek geçiyor öğleden sonra. İkinci bağdayız. Birinci bağda kovaladık. Birkaç tane patik vuruldu falan ama yani tadında olmadı. Bir domuz da önümüzden geçti, yetişip atamadık ona. Şimdi ikinci bağdayız. Arkadaşlar buraya bıraktı beni. Hemen altımda Cemil var, onun altında da Derya duruyor. Diğer ekip bu yolu kestik. Bu şerit bizde ama geçer mi geçmez mi? Köpekleri de saldılar. Şimdi sessizce tekrar beklemeye geçtik. Rastgele. Sevgili izleyiciler, arkadaşlardan biri sürüyü geçerken çekmiş, bir tanesini de vurmuş domuzun. Ama ufak bir şeymiş. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Nerede domuzlar? Bekleyin siz, Tövbe estağfurullah ya. Zaten canım sıkkın, domuz yok. Cemil Başkan'ın işleri. Ne yapayım? Eğleniyorlar, eğleniyorlar. Oğlum bok çıkarmayın be. Düşeceksin.
İşte dostlar. Dördünü kendime, biri de uçtu. Bu da şimdi üç tane şeyde. Gitmeyiz. Bak, şöyle gideriz. Kayışıydı. Ama şu da çıktı dere. Barak. İki tane mürdüm eriği, iki de şeftali tohumu diktik. Tutar tutar. Nasrettin Hoca ne demiş? Göle, ne yapıyorsun hoca demişler. Göle maya atıyormuş. Ya demişler, koca göl tutar mı? O da demiş ya tutarsa, bizimki de öyle ya tutarsa kısmı. Hep almak olmuyor.